felsefeye yeni başlıyorsam bilmen gereken 3 terim. 1. Metafizik. Şimdi bakın tam olarak anlatmadan önce o kafanızda uydurduğunuz o hikayeye benzeyen bir şey değil bu. Ya metafizik aslında şöyle her şeyin ada maddesi nedir sorusuna verilecek cevaplar ki bu cevaplar da İlk çağ antik filozofların verdiği cevaplar. Mesela elementler diyorlar. Hani Demokritos atom diyor ya. Ki bu da modern bilimin temelini oluşturuyor. E tabi bununla birlikte metafizik bilim sahasının ötesinde bir araştırma alanına dönüşüyor. Kozmosun oluşumuyla uğraşmasının yanı sıra maddi şeylerin özelliklerini, zihin ile maddi, madde arasındaki farklılığı, sebep-sonuç ilişkilerini, varoluş ve varlığın gerçekliğinin doğası gibi fikirler ve dahil olmak üzere Var olanın doğası da incelemektedir ki var olanın doğası ontoloji olarak bilinen metafizik dalıdır. Onu da birazdan değineceğiz. E, bazı filozoflar bizim bilimsel keşif karşısında metafizin geçerliliğine meydan okumuşsa da kuantum mekaniği gibi alanlardaki son gelişmeler metafizik teorilerine olan ilgiyi yeniden güncellemiştir, yenilemiştir. Epistemoloji ikinci sırada yer alıyor ki bu en çok duyduğunuz ve en çok sorduğunuz sorudur kısa süre sonra metafizikten kısa süre sonra antik Yunan'daki filozofların cevaplamaya çalıştıkları bütün sorularla ilgili temel bir sorun olduğunu fark ediyorlar. Ya bu sorun da en basit şeyi ben bunu nasıl bilebilirim? Ya da bilebiliriz. Ve bu ve bilebileceğimiz bir şey varsa ne tür bir şey bilebileceğimiz, bilgiyi nasıl edinebileceğimiz ve bilginin doğası hakkındaki benzer sorular epistemoloji olarak bilinen felsefe dalını oluşturur ve o zamandan beri Batı felsefesini meşgul etmektedir. Bazı filozoflar bilgiyi deneyimlerle ve duygularımız tarafından bize sağlanan kanıtlarla elde ettiğimize inanırlar ki bu amprizm olarak bilinen bir görüştür. Kimileri ise bilginin öncelikle akıl yürütme olarak bilinen bir süreç neticesinde elde edildiğini düşünmektedir ki bu da rasyonalizmdir. Amprizm ve rasyonalizm arasındaki ayrım 19. yüzyıla kadar çeşitli felsefe okullarının tanımlanmasına yardımcı oldu. Bu arada epistemolojinin diğer alanlara bilgi ile gerçek inanç gibi kavramlar arasındaki bağlantıyı da ele alır. Üçüncü, ontoloji ki bu en çok duyduğunuzdur herhalde. Varoluşçuluk, ben var mıyım, bu sandalyenin varlığını kanıtla gibi mimler yapılan konu ontolojiye girer. Ki metafiziğin ana dalı olarak kabul edilir. Ontoloji varoluşun ve gerçekliğin doğasını inceleyen felsefe alanıdır. Epistemolojiden farklıdır. Çünkü bir şey hakkındaki bilgimizle de değil, bir şeyin gerçekten var olup olmadığı ile ilgili ne tür şeylerin var olduğunu söyleyebileceğimiz meseleleriyle ilgilenir. Neyin var olduğunu söyleyebileceğini belirlemeye çalışmanın yanı sıra ontoloji var olan şeylerin özelliklerini belirlemeye de bunları bu özellikler ve aralarındaki ilişkilere göre sınıflandırmaya çalışır. Doğal olarak bu varoluş, varlık ve gerçeklik terimlerinin irdelenmesi ki bu irdelenme ontolojinin merkezi meselesidir. Ve bir nesnenin tözü, özdeşliği ve somut ve soyut nesneleri arasındaki fark gibi kavramların incelenmesini gerektirir. Aşk ve hafıza gibi kavramların bir masa ya da bir kaya gibi var olduğu söylenebilir mi gibi sorularını sormaktadır. Şimdi bir de bonus olarak şunu ekleyelim. Mantık. Bu mantığı Aristo atmıştır ortaya. Evren ve içindeki yerimiz hakkındaki sorulara cevap ararken felsefe, akıl yürütme sayesinde dinden ve ya da yalın geleneklerden ayrılır. Bir filozof düşüncenin bir sonucu olarak fikir öne sürer ve iddiaları rasyonel bir argümanla gerçekleştirmek zorundadır. Bir argümanı geçerli mi yoksa hatalı mı olduğunu göstermek için mantık olarak bilinen felsefe dalını oluşturan çeşitli teknikler geliştirilmiştir ki bu çok basit bir şey. Hani böyle uzun uzun anlattım diye anlayamıyorsanız çok basit. Tavuk kanatlıdır. Tüm kanatlılar kuştur. O zaman tavuk kuştur. Ya da şöyle yapalım düşünebilen tüm varlıklar insandır. Ege düşünebiliyor. O zaman Ege insandır. Felsefedeki mantık da bu kadar basit. İşte abone olun, like atın falan filan hiç anlayamıyoruz ki o özelliklerden. Hayır.